tüm yaptığımız çalışmaların ardından sıra üzerinde çalıştığımız dokümanı kaydetmeye geldi tabii ki. Üzerinde işlem tamamladığımız dosyayı kaydetmek için file menüsünden save diyoruz. Karşımıza gelen pencerede Adobe Illustrator'ın orijinal format ismi olan ai dosyasını görüyoruz. Bir isim verip kaydet dediğimizde de karşımıza Illustrator'ı hangi sürüm için kaydedeceğimizi soran bir ekran geliyor. Burada PDF Compatible File yani PDF ile uygun dosya oluştur seçeneği seçmemiz. Eğer Illustrator dosyası başka bir program tarafından kullanılacaksa oldukça verimli olmaktadır. Çünkü diğer Adobe programları Photoshop veya InDesign gibi PDF çıktığı içiyle çalışabilmektedir. Eğer dokümanınıza dışarıdan bir dosya ya da resim eklediyseniz buradaki seçim de aktif olacaktır. Böylelikle üzerinde çalıştığınız herhangi bir resim dosyası da Illustrator dosyasına eklenip öylece çalışmanın devam edeceği yere kolayca taşınabilir. Daha sonra bu dosyayı OK diyerek kaydedebilirsiniz. Illustrator'da yapılan çalışmalar sıkça Microsoft'un Word, Excel ve PowerPoint programlarına da aktarmak gerekir. Bu aktarımı yapmak için file altından save for microsoft office diyerek PNG uzantılı dosyayı kaydedebiliriz. PNG uzantılı dosyalar kendi içlerinde opasite yani saydamlık fonksiyonunda barındırdıkları için özellikle PowerPoint sunumlarında oldukça etkili bir görsel olarak karşımıza çıkmaktadır. Farklı bir isim vererek bunu da kaydedebiliriz. Illustrator'da yapılan çalışmaları Photoshop'a aktarmak iş akışı içinde oldukça yapılan bir uygulamalıdır. Aslında basitçe Illustrator programında yaptığımız bir şeyi kopyalayıp Photoshop'a yapıştırırsak Photoshop'taki akıllı nesne uygulaması sayesinde hiçbir zorluk çıkarmadan bu dosyaları kullanabiliriz. Ancak daha kalabalık Illustrator dosyaları eğer File menüsü altından export yani dışarı aktar deyip kayıt türünü de Photoshop'un orijinal formatı olan PSD olarak seçersek Photoshop içinde çok daha rahat çalışılabilir dosyayı kaydetmiş oluruz. Burada gelen seçeneklerden de çözünürlüğü ve layer'ların olduğu gibi mi kalacağını yoksa tek bir imaj halinde mi gönderileceğini Hatta renk skalasını bile buradan ayarlayarak istediğimiz PSD dosyasını oluşturabiliriz. Buna benzer bir seçimi Illustrator dosyasını Flash'te kullanmak için de yapabiliriz. Yine File menüsü altından Export seçeneğiyle bu sefer SWF çıktısı seçilerek kaydedebiliriz. Yine bize nasıl bir SVF dosyası istediğimize yönelik bazı özellikleri içeren bir sayfa karşımıza açılır. Buradan Flash'ta çalışacağımız özelliklere göre gerekli seçimleri yapıp OK diyerek bu seçimimizi tamamlayabiliriz.